Merhabalar, bugünkü videomda size pet şişe kapağı ve pet şişenin kendisiyle nasıl bir pervane yapacağınızı göstereceğim. Tabii bu iş için bir adet şişe kapağı, şişe, bir tane tükenmez kalem içi, şöyle iç, kesici, makas ya da maket bıçağı ve sıcak silikon kullanacağım. Bir de delici bir alet lazım. Şöyle, öncelikle kapağın orta tarafını bir delelim. Pet şişeden 8 tane parça kestim. Bunları kanat olarak kullanacağım. Hepsinin eşit olması tabi düzgün dönmesi için gerekli. Kalemi kapağın ortasından geçirip silikonla yapıştıracağım. Şimdi silikon kurudu. Bu kestiğimiz 8 tane kanadı önceden belirlediğimiz şu noktalara yapıştırıyorum. İşte pervanemiz hazır. Şöyle iki tane mandal tutturayım. Şöyle karşıdan bir tane de vantilatörle hava üflüyorum. Bakın. Pervanemiz çok da sağlıklı şekilde çalışıyor. Gözüküyor herhalde. Ortasına kalem geçirmemin asıl sebebi buydu. Şuradan kesiyoruz. Şöyle bir motora bağlıyoruz. Şimdi böyle olunca da vantilatör oldu. Şöyle pil tutturalım. Tek pil olduğu için çok hızlı dönmüyor ama bu şekilde de vantilatör haline getirebiliriz. Şimdi vantilatörümüzü iki tane pille çalıştırıyorum. Bir tane olunca yavaş dönüyordu. Biraz sesli çalışıyor ama bakın. Nasıl sevinlettiğini görebilirsiniz. Güzel. Şöyle yapalım. Mevsim olarak biraz geç oldu aslında. Kışa döndük. Tam havalar soğudu. Vantilatörü ancak yapabildim. Şöyle göstereyim. Gerçekten hani güzel de rüzgar üflüyor. Yeter. Evet, bu vantilatör bu kadar olur. Neyse. Dediğim gibi bu artık sizin yaratıcılığınıza kalmış. Daha küçük ya da daha büyük vantilatörler ya da pervaneler üretebilirsiniz. Ben sadece işin temelini göstermek istedim. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.